Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Şu anda biz konuşurken bile belki hepimiz biraz daha fakirleştik. Cebimizdeki para biraz daha eridi. Borcumuz biraz daha büyüdü. Yine son Milli Güvenlik Kurulu'nda sonuç bildirisinde yayınlanan çerçeveye baktığımızda Türkiye büyük bir bölgesel savaşın tarafı olmanın arifesinde. Ama hem bölgesel gelişmeler, dış politika gelişmeleri, hem ekonomideki büyük kriz, büyük tehlikeye rağmen Türkiye siyasetinin gündeminde sadece başkanlık olacak mı, olmayacak mı tartışması var. Siyaset tümüyle buna kilitlenmiş durumda. Bu tablonun kendisi ekonomiyi daha büyük riske sokuyor. Türk lirasını daha çok değersizleştiriyor. Bu tartışmanın, bu belirsizliğin, bu kaosun kendisi aslında doğrudan doğruya Türkiye'yi tehdit ediyor. Değerli arkadaşlar, anayasa bir toplum sözleşmesidir. Siyasetçiler, milletvekilleri, parlamento, siyasi partiler toplum adına, toplum için bu sözleşmeyi kurmak, inşa etmekle sorumludurlar. Bunu yenilemek, bunu güncellemek, dünyadaki gelişmeler, toplumsal talepler doğrultusunda bu birlikte yaşama sözleşmesini, hukukunu yeniden tarif etmek elbette önemlidir. Ama toplum adına yapılır bu, toplum için yapılır. Eğer bu sözleşme toplumdan gizlenerek yapılıyorsa buna anayasa denmez. Buna ancak gizli bir anlaşma denebilir. Şu anda iki parti arasında bir anlaşma sağlanmış gibi ya da sağlanmaya ramak kalmış gibi açıklamalar yapılıyor. Şüphesiz bu iki partinin tercihidir. Sadece biz değil, sadece HDP değil, parlamentodaki ana muhalefet partisi de, parlamento dışındaki partiler de, sivil toplum örgütleri de, akademi de, medyada bir bütün olarak toplum, işçiler, gençler de bu süreçten dışlanarak, onlar yok sayılarak, onlardan bu gizli anlaşmanın metni gizlenerek bu süreç yönetilebilir. Bu bir tercihtir. Meşruiyeti şüphesiz nasıl bugün 12 Eylül Anayasası tartışılıyorsa %90 oylara rağmen 1982'den beri tartışılmaya devam ediliyorsa bugün kotarılmaya çalışılan bu gizli anlaşma metni de daha ilk gününden itibaren tartışılmaya devam edilecektir. Ama hiç olmazsa burada bulunan milletvekilleri kendi partilerine saygı için, içinde bulundukları çatıya saygı için, milletvekili makamına saygı için hangi metne imza attıklarını açıklamalılar. Değerli arkadaşlar, dün akşam genel kurul devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kanun görüşülürken, ilerleyen saatlerde Rusya ile ilgili anlaşma, boru hattı anlaşması görüşülürken, bu çatı altında iktidar partisi milletvekilleri başkanlık hayırlı olsun hashtag ile imzalarını deşifre ettiler, imzalarını yayınladılar. Biz eğer siz bunu bir başka partiyle birlikte yapıyorsanız başkanlık mı cumhurbaşkanlığı mı, hiç olmazsa bu konuda açıklama yapın. İki, hangi metni gördüğünüzde imza açıyorsunuz, imza topluyorsunuz, imzalarınızın fotoğraflarını sosyal medyada kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, hem bu yaklaşımın kendisi halk iradesine saygısızlıktır, milletvekilliği makamıyla bağdaşmayacak bir yaklaşımdır, hem de doğrudan doğruya parti adına yapılan açıklamalar, iktidar partisi adına yapılan açıklamalar, dün grup başkan vekilinin yaptığı açıklamalar doğrudan suç oluşturmaktadır. Blok olarak evet oyu verilecek açıklaması, meclis başkanı oy kullanamıyor, onun dışında 316 oy çıkacak açıklaması bugünkü anayasaya göre suçtur. Anayasa değişikliklerinin nasıl yapılacağı hem anayasada hem iç tüzükte
oylamasının ne şekilde gerçekleşeceği çok açık biçimde tarif edilmiştir. Eğer bu anayasa değişene kadar herkesi bağlıyorsa, yani sadece muhalefet partilerini cezalandırmak için bir koz gibi, bir silah gibi görülmüyorsa, içeriğiyle ilgili bağlayıcılık en çok da devleti, hükümeti, iktidarı ilgilendiriyorsa, o takdirde bu açıklamalar derhal düzeltilmelidir. Bu daha şimdiden parlamentoda yapılacak oylamalara gölge düşürür. Ve bırakın referandum sürecini, parlamentoda bu metnin 330 imzayla kotarılması sürecini bile şaibeli hale getirir. Değerli arkadaşlar, eğer bir grup başkan vekili ve yine bu işi birlikte yapmaya çalıştıkları partinin genel başkanı, eğer olağanüstü hal şartlarında bir referandum kampanyasını normal görüyorlarsa, ya demokrasi namına hiçbir şeyden haberleri yok, ya da bu şartlarda yapılan anayasaların hiçbir meşruiyetinin olmadığına dair hiçbir tarih okumaları yok. Çok net bir tabloyla karşı karşıyayız. Sanki referandum ve seçim denilen şey, seçim sabahı sandığa gidip oy atıp atmama meselesiymiş gibi tarif ediliyor. Oysa böyle bir şey değil. Seçim bir günden ibaret değildir. Seçim bir süreçtir. Ve en önemlisi de seçim gününden önce yürütülecek olan çalışmalardır. İfade özgürlüğü var mı? Toplantı özgürlüğü var mı? Olağanüstü hal şartlarında mevcut kanun hükmünde kararnamelerle demokratik bir tartışma süreci yaşanabilecek mi? Bizim milletvekillerimiz tutuklu, akademisyenler, gazeteciler tutuklu, toplantı gösteri yürüyüşleri valilerin keyfi kararıyla sınırsız biçimde yasaklanabiliyorken, o hal şartlarında da referandum olabilir demenin tutarlı, ikna edici, demokratik hiçbir tarafı olamaz. Değerli arkadaşlar, bugün aynı zamanda yine partimizin birçok il örgütüne operasyonlar yapıldı. Benim milletvekili olduğum Kars'ta il, ilçe yöneticileri gözaltına alındı. Yine Urfa'da, Bitlis'in bazı ilçelerinde ve Adana'nın bazı ilçelerinde operasyonlar devam etti. Ama en ilginci de galiba Diyarbakır'da kayyum atanmayan DBP'ye ait ilçelerde, ilçe belediyelerinde bütün faaliyetler kaymakamın iznine bağlandı. İşte bu şartlarda bu kadar demokrasiyle, bu kadar sivillikle, olağanüstü hal şartlarında kotarılmaya çalışılan şey olsa olsa değerli arkadaşlar, ancak bu darbe sürecinin, darbe hukukunun, darbe koşullarının sırf bir kişi için sürekli hale getirilmesi olabilir. Buradan demokratik bir anayasa çıkmaz. Buradan Türkiye için barış, birlikte yaşama, özgürlük, eşitlik, istikrar, huzur ve güven çıkmaz. Ben hepinize teşekkür ediyorum.